Herkese merhabalar. Bugün yeni bir hafta. Bu hafta da yine Rust programlama dili eğitimleri için çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz kontrol yapıları. Kontrol yapıları dediğimiz zaman eğer daha önce programlama dili görmüşseniz zaten az çok bilirsiniz. If, else gibi işte koşullar veya işte while, loop, for gibi döngülerden bahsediyoruz. Bugünkü konumuz bunlar. Rust programlama dilinde bununla bir miktar değişik olabilir. Yani daha önce karşılaşmadığınız durumlar olabilir. Özellikle hani C gibi low level dillerle uğraşmadıysanız biraz değişik gelebilir. Python gibi, JavaScript gibi diller biraz daha bu konularda kolaylık sağlar. Rust biraz daha sıkı tutar işleri. Bunları anlatacağız. Bakalım nasıl gidecek. Tabii bir miktar İşin doğrusu canım sıkıldığı için video çekeyim dedim. Yani kendi kodlarımı yazdım, yazdım, yazdım. Sıkıldım, canım sıkıldı. Araba da biraz sıkıntılı. Araba bugünlerde yağ yakıyor diye arabayı da sürmek istemiyorum. Ne yapayım diye düşündüm. Dedim bari bir video çekeyim. Aklıma gelmişken o videoyu da hazırlamış olayım dedim. O sebepten ötürü çok da hazırlıklı değilim. Ama hani hazırlıklı olmamı gerektiren çok da bir şey yok. Sadece şu var, yani kitap oradayken sen niye anlatıyorsun? Biz kitaptan okuyabiliriz diyebilirsiniz ama kitap İngilizce. O yüzden hani İngilizceniz yoksa ya da çok da İngilizceye hakim değilseniz bu video işe yarar. Ha ama benim İngilizcem var, ben öğrenebilirim derseniz burada bu konuyu kitap gayet güzel bir şekilde ele almış. Evet, öncelikle if konusunu ele alalım. Buradan da direkt çalıştırmak için kodları kopyaladık. Tabii burada mesela ne yapmış? Bir tane değişken oluşturmuş. Bu değişkenin 5'ten küçük olup olmadığına göre belli kod bloklarını çalıştırmış. Mesela durum olumlu diyelim mesela buna. Buna da durum olumsuz. Gayet aslında basit. Hani daha önce eğer az buçuk dahi kodlama gördüyseniz olay gayet basit. Buradaki koşul sağlanırsa if blokları içerisinde çalışan şu komut devreye girer. Eğer buradaki koşul çalışmazsa else bu defa devreye girer. Tabi sadece bu kadar da değil. Hani else, if else, if else, if else olayı var. Onu hani ben ortaokuldaki öğrencilerime anlattığımda bir miktar zorlanıyorlardı ama aslında gayet basittir mesela. Buraya if else dediğimiz zaman olay şu. If çalışırsa zaten çalışır. Burası çalışırsa burası zaten çalışmaz. Ama eğer burası çalışmazsa yani if çalışmazsa else her türlü çalışır. Else başka bir koşula bakmaz. Else'in tek bir koşulu var. Kendisinden önceki if'in çalışmaması. Else'in tek koşulu budur. If de tabi buradaki koşula bakarak çalışır. Aslında her biri bir koşula bağlı burada. Yani else'in koşulu yok diyemeyiz. Else'in koşulu if kendisidir. If'in kendisidir. Kendisinden önceki if tabi. Haliyle mesela şuraya else if diye yazabilirsiniz. Şimdi mesela buradaki else kendisinden önceki if'e bakıyor. Buradaki if sadece bir koşul istiyor. Dolayısıyla biz burada if'e bir koşul vermek zorundayız. Mesela geliyorum buraya number büyük 10 ise dedim mesela. Bu mesela burada işte 5'ten küçükse demiş, ben de 10'dan büyükse dedim mesela. Şartım bu. Sonra geliyorum buraya else diyorum. Buradaki else kendisinden önceki if'e bakıyor. Gerçi biraz daha farklı. Kendisinden önceki if işte kendisinden önceki if else'ye bakıyor. O diğer if'e bakıyor. O diğer if'e, o diğer if'e, diğer if'e derken aslında en sondaki else geri kalan bütün koşullar eğer gerçekleşmezse, kendisinden önceki if'ler gerçekleşmemişse haliyle geriye kalan bütün şartlar durumunda çalışır. Bu da nedir? Aslında kısaca yine kendisinden önceki if çalışmazsa bu da çalışır yani. Sıkıntı yok. Mesela işte 5'ten küçük biz buraya 6 yapalım. 6 yaptığımız zaman mesela else'nin çalışması lazım.
Tabii hangi durum olumsuz? İkisi de durum olumsuz olduğu için aradaki farkı belirtmek için 2'yi koydum. Belli olsun en azından. Evet, else çalıştı. Ondan büyük olsaydı else if çalışırdı. If'ler aslında bu kadar da değil. If'ler değişken atamak için de kullanılabilir. Mesela şöyle de diyebilirsiniz. Number ne olsun? If ya da şöyle diyelim. Number 6 diyelim. Geliyorum buraya. Let i diyelim. Let i neye bağlı olarak değer alacak? Bir koşula bağlı olarak değer alıyorsa diyorum ki if number küçük 5 ise işte 1 else 2. Bunları silebiliriz tabii. Yoksa yok silemeyiz. Bakalım çalışacak mı? Mesela i'yi ekrana yazalım. i'nin kaç olduğuna bakalım. İki mi yoksa bir mi? Hata verme ihtimali de var gerçi. Expect burada da diyor şart kullanmak zorundasın. Kullanalım dedim belki kabul eder ama etmedi. Burada mesela i2 niye ya? Help. Ha, pardon. Yazım hataları gerçekleştiriyorum. Çay içeyim beynim yerine gelecek. Evet gördüğünüz gibi mesela burada i'nin değeri bir koşula bağlı olarak atandı. Bu da hangi koşula bağlı olarak? İşte number eğer 5'ten küçükse 1 olacaktı. Değilse 2 olacaktı. Number 5'ten küçük olmadığı için 2 oldu haliyle. Mesela bunu yaptığımız zaman i 1 olacak bu defa. If koşuluna bağlı olarak şu değeri return edecek. Burada tabii dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu belirteyim. Çünkü geçen haftaki derste de bu konu geçmişti. Nasıl bir konu? Burada biz if ve else birbirine bağlıdırlar ama ikisi de return edebiliyor. Sonuçta bir escope var burada mesela şu parantezin içerisinde biz bir yazsak mesela bakın buraya bir yazsam hata verir. Nedenini daha iyi anlamak için. Buradaki hatanın sebebi şu. Şimdi i'ye eşittir bir tarafında i var, diğer tarafında da bir değer gelecek. Herhangi bir değer gelecek buna. Biz bu değerin if ile gelmesini istiyoruz, değil mi? Şimdi Rust programlama dilinde bir escope içerisinde eğer şöyle i diye yazarsanız yanına mesela noktalı virgül atmadınız. Bu return edilir. Yani bu escope tarafından artık kim değer istemişse ona return edilir aslında. Return yazmasak bile. Bunu daha önce anlatmıştım. Burada mesela i değeri her ne olursa olsun compiler derleme aşamasında diyor ki ben i'nin değerinin daha doğrusu türünün ne olduğunu bilmek zorundayım. Şimdi biz mesela if number küçük 5 dedik burada. 1'in yanına noktalı virgül koyduğumuz için if koşulu hala bir değer göndermiş değil. Yani i'ye hangi değeri göndereceğimizi belirtmiş olmuyoruz. Return etmemişiz mesela. Return diyelim mesela buna. Muhtemelen bu defa return çalışır mı? Tam emin değilim ama. Expected. Expected. Tabii burada return çalışmaz. Sebebi de şu. Çünkü biz burada if kullanıyoruz aslında. Bir fonksiyon kullanmıyoruz. Dolayısıyla if aslında bir unit return ediyor. Yani bir süreç işletiyor. O sürecin içerisinde de bir değer üretiyor. Ama return tam olarak burada yok. Biraz burada kafa karışıyor ama tam olarak return olmasa da geri gönderilen bir değer var burada. Biz burada birin yanına iki nokta koyduğumuz anda oraya bir değer göndermemiş oluyoruz. Yani i'ye bir değer göndermemiş oluyoruz. Ama mesela geldim buraya bir dedim mesela noktalı virgül koymadan bu defa çalışacak. Hata vermesinin sebebi de şu. Tekrar biraz yavaş çalışıyorum. Niyeyse internet mi gitti acaba? Çok yavaş çalışıyor. Tabii bunu bir kaldıralım.
Neyse, kaldırarım o noktada virgülü, çalışsın. Burada hata vermesinin bir sebebi de şuydu. Mesela biz buraya iki nokta bırakalım mesela. Burada açıklamaları göstersin, ona göre dile getirelim. Bakın burada ne diyor? If and else have incompatible types. Uyumlu olmayan türe sahipler. Yani burada if mesela hiçbir unit değer üretmiyor, i'ye herhangi bir değer göndermiyor. Ama else mesela burada bir integer gönderiyor. Return ediyor. Return gibi. Tam return olmasa da return gibi. Bakın mesela burada demiş ki expected unit found integer. Mesela diyor ki bizim önceki if'imizde biz herhangi bir değer üretmedik. Dolayısıyla ne return etmiş olduk biz if'te? Unit. Yani şu. Ama öte yandan else neyi üretti? Integer type üretti. Peki bu durumda compiler şunu söylüyor. Asıl buradaki sorun şu. İ her durumda aynı değişken türünü almak zorunda. Peki burada if ve else birbirinden farklı değer üretiyorsa i'nin değerini compiler runtime'da değil de çalışma anında nereden bilecek? Derleme aşamasında daha doğrusu. Derleme aşamasında i'nin hangi değişken türüne sahip olacağını bilemiyor. Haliyle diyor ki her ikisinin de üreteceği değer aynı olmalı. Pardon, değer demeyelim de değişken türü aynı olmalı. Bu durumda mesela if de çalışsa integer, else de çalışsa integer değer üreteceği için herhangi bir hata olmayacak. Yine if ile ilgili bir mevzu şu. If let sum veya if let ok gibi. Ok gibi. Mesela bunları gördüğünüz çok olur. Şöyle söyleyelim. Bir tane değişken oluşturalım burada. Let opt options'ın op'u diyelim. Değişken türü olarak da hani burada belirteyim ki maksat sıkıntı olmasın. None yazsam none diyelim mesela. Direkt none yazalım. None. None dedik mesela buna. Geliyorum buraya if let sum a eşittir opt. Bu nasıl çalışır? Şimdi op değişkeni ben ona none dediğim için none aslında options'ın bir değeridir. Options'a ait bir değerdir. Options'ın kendisi de bir struct tabii. None da bir değer. Biz burada mesela opt'tan none dediğimiz zaman aslında options'ın değeri opt değişkeninin değeri türü daha doğrusu büyük harflerle yazayım. Şudur. Şöyle bir değişkeni var. Daha doğrusu biraz daha tam anlamıyla şöyle bir generik değişkene sahip oluyor. Hani bu konu biraz farklı. Options ya da result değeri biraz farklı. Ama mesela bunun iki şartı var. Options'ı. Ya bir değer none olur yani hiçbir değer üretmez veya bir değer üretir biz de o değere sum deriz. Mesela sum 5. Burada mesela if koşulu opt'un sum mı yoksa none mı olduğuna bakıyor. Yani options'a ait bir değişken türü, options ise bir değişken türü. Bu bir yandan üretir veya sum değerini üretir. Şimdi eğer burada biz diyoruz ki eğer opt değişkeni bir sum üretiyorsa işte onun içerisinde mesela a yazmışız. Artık sum'un içinde de mesela bir değer var ya. Bu a mesela bu 5'in yerini alacak. Tabii 6 da olabilirdi, 7 de olabilirdi artık her neyse. Mesela geliyoruz buraya printlerine. A diyoruz mesela. Ekrana mesela 5 yazması lazım. Tabii çalışırsa çok yavaş çalışıyor ya. Kendi bilgisayarımda derlesem daha hızlı, çok hızlı olacak da kendi bilgisayarımı dosyalarla doldurmak istemiyorum. Ne yani? Niye çalışmıyor? Biz bir şeyi gözden mi kaçırıyoruz?
Yoğun. Tekrar çalıştır. Hı. Bakın mesela burada A değeri 5 oldu. Ama mesela gelin burayı değiştirelim. Burayı sum değil de none yapalım. Şimdi options'ın iki tane değişkeni var dedik ya. İki elemanı. Ha, tabii biz buradan none yaptığımız için bu defa options'ın tam değişkeninin ne olduğunu bilemedi. Biz geliyoruz ona. Şöyle yapıyoruz. Options. Option i 32. Şimdi mesela daha sağlam oldu. Bakın bu defa ops bir none o ürettiği için her ikisi de mesela burada options i 32 idi. Yani bu değişken op değişkeni ya bir integer diye değer alabilir veya hiçbir şey alamaz anlamına geliyor buradaki options değişken türü. Tabi biz buralara daha gelmedik. Bunlar mesela struct yapılarında, trade'lerde falan geçiyor. Burada mesela options bir değişken türü. None da aslında bir değişken türü. Ama options değişken türü isterseniz şöyle bir bakalım. Rust option. Standart kütüphaneye ait bir şey. Type options. Bakın gerçek struct demiştim ama enum imiş. Ben de niye struct deyip duruyorsam artık. Enum'dur. Mesela burada diyelim ki bir tane değişken. Biz burada mesela opt olarak kullandık. Diyelim ki options değişkenine aitse, enum'una aitse eğer bu değer ya none olur. Zaten enum'un anlamı da şudur. Diyelim ki sizin elinizde bir enum varsa şu seçeneklerden bir tanesi tek olabilir. Aynı anda ikisi olamaz. Biz mesela options diye bir değişken üretirsek bu options değişkeni ya none olur ya da sum olur. Ha sum olduğu zaman da mesela buradaki t bir generic types burada tabii. i32 dediğim zaman burası da sum i32. Burası u8 dersen burası da u8 olur. Bu generic types. Burada mesela ben dedim ki opt bir options i32 bakın. Options bu t'nin yerine ben i32 yazdım. Haliyle benim opt değişkenim ya bir none'dır ya da sum i32'dir. Ve ben gelmişim burada demişim ki eğer opt değişkeni if let sum diyorum ya burada. If let sum a ise yani eğer opt bir none değil de sum üretmişse ekrana işte o sum'ın içindeki şurada t var ya generic ve buradaki i32 artık değer kaçsa ben ona a dedim. Ve burada da print ve onu ekrana yazdım. Burada mesela nasıl üretebiliriz onu da? Sum 5. Mesela bu defa nedir? Opt bir sum ürettiği için if let sum dediğimiz zaman eşittir opt. Nedir bu mesela? Opt sum üretmişse sum'ın içindeki değere a diyorum, değişkene a diyorum ve print'ten a diye ekrana yazdırıyorum. Mesela şimdi ekrana ne yazacak? 5 yazacak. Bu. Ha, tabii şöyle de bir şey var. Match dediğimiz bir yapı da var. Bu options veya result için kullandığımız match opt de diyebilirsiniz. Match opt dediğiniz zaman opt'nin daha doğrusu match'in yazılışı da şu. Sum a ise şunları mesela geliyorum buraya. Garanti olsun diye şuraya yine şöyle yapalım. Eğer sum yap ise şunları çalıştır. Virgül. Gerçi virgül atmanıza da gerek yok. Onu da belirteyim. None değeri üretmişse bu defa işte değer yok diyelim. Print'lene değer yok. Bakın mesela bu defa gayet düzgün bir şekilde yine çalışacak. Yine sum ise mesela şurası çalışır. Sum değil none ise şurası çalışır. Tabii match konusu biraz daha farklı ama şimdilik bu kadarını bilmeniz bile yeter aslında. Çok da uzun bir konu değil. Mesela bununla yaptığımız zaman burası çalışacak. Bu bizim if konumuz. Diğer bir konu başka ne var? Burada ha bu arada bunu da belirtmekte fayda var. Mesela JavaScript ve Python'da şöyle bir şey var. Bir sayı, daha doğrusu bir değişken sıfır değilse
JavaScript'te tam olarak sınırlar nedir bilmiyorum ama Python'da mesela diyelim ki bir değer sıfır değilse true değerini döndürür. Rust'ta böyle bir şey yok. Rust if koşulunda olmazsa olmaz bir şekilde bool değerini ister. Mesela burada şunu yapamayız. Hepsini silelim. Niye böyle ya? Mesela şunu diyemeyiz. If number diyemeyiz. Neden? Çünkü number bir integer değişken türü. Ama if şurada elde edilen koşulda bool değerini elde etmek ister burada. Biz o yüzden buraya number yazamayız. Number küçük 3 yazabiliriz mesela. Burada bir karşılaştırma olduğu için karşılaştırma operatörü bir bool değişken üretir. Haliyle if nasıl bir değişken elde etmiş olacak? Bool değişken türü elde etmiş olacak. Ama mesela Python'da siz bunu yazmasanız da Python true değerini oluşturuyordu. Sanırım JavaScript'te mesela böyledir. Sıfır haricindeki her şey bir true değerini üretir diye. Rust bunu istemiyor. Rust diyor ki if'e sen bool değişken türünü vermek zorundasın. Haliyle biz burada mesela number'ı tek başına kullanamayız. Bir karşılaştırma kullanabiliriz veyahut number bir bool değişken olur. Ancak böyle olur. Çünkü sonuçta bu bir bool değişkense buradaki ürettiği sonuç da bir bool değişken olur. Haliyle if için o herhangi bir problem olmaz. Bunları da anlattık. Sırada loop değişkenine gelelim. Loop değişkeni, loop pardon, döngüsü aslında sonsuz döngü oluşturur. Eğer siz loop içerisinde herhangi bir şekilde break komutunu işletmezseniz loop sonsuza kadar çalışır. Bu sebeple loop döngüsü hem kullanımı kolaydır hem de bir miktar risklidir. Yani program döngüden bir şekilde çıkacak mı çıkmayacak mı bunu iyi kontrol edebilmeniz lazım. Mesela şuna mesela diyelim ki 5 diyelim ya da 5 diyelim fark etmez. Her defasında number'ı bir artıralım. Number artı eşittir 1 diyelim. Geliyorum. If işte number küçük 5 dedim mesela. İşte number 5'ten küçük olunca program sonlansın diyorsunuz. Haliyle bu program ne olur? Sonsuza kadar gider. Ama mesela geliyorum buraya. Eğer number 5'ten büyükse veya 15'ten büyükse yazıyorum. Break. Bir şekilde benim loop döngüsü içerisinde döngüyü sonlandıracak şu komutu işletmem lazım. Aksi halde sonsuz döngüye girer bu loop döngüsü. O yüzden kullanırken biraz dikkatli olun. Ha, hızlı mıdır? Hızlıdır. Ama bir for kadar hızlıdır aslında. While'dan biraz daha hızlıdır. While çünkü her defasında koşul yürütür. Koşul yürüttüğü için de haliyle bir miktar performans düşüklüğü olur. Loop'ta öyle bir şey yok. Loop sadece her defasında gelir bu loop döngüsünün içerisindeki komutları işletir, başa gider. Komutları işletir, başa gider. Komutları işletir, başa gider. Herhangi bir sınırı yok. Bu yüzden mecburen bu loop döngüsünün döngüden çıkabilmesi için bir yerlerde break komutunu çalıştırmanız gerekir. Diğeri de while döngüsüdür. While döngüsü bir koşula bağlı olarak zaten çalışır. While döngüsü bir koşula bağlı olarak çalıştığı için biz bu koşulu yine if'teki gibi bir true veya false değeri alacak bir boolean değişken türünü while'a veriyoruz. Ne diyoruz? While number küçük 15. Küçük 15 dediğimiz zaman tabii hata oldu ama büyük 15 diyelim. Mantıksız oldu da olursa hata değil. Mesela biz burada bir şart koştuk. Pardon. While number'ın 15'ten büyük olup olmadığına baktık. Eğer 15'ten büyükse zaten sonlandıracak. Ama while'daki gibi bir durum burada da aslında söz konusu. Aradaki tek fark şu. Biz while döngüsünde direkt olarak koşulumuzu yazıyoruz. Fakat loop döngüsünde herhangi bir koşul yazmanız gerekmiyor. O yüzden hani bir miktar daha risklidir loop döngüsü. Fakat while döngüsünün de çok da farkı yok. Mesela ben burada number'ı hiç arttırmazsam while döngüsü de sonsuza kadar gidecek. Haliyle bunda da mesela bir şeyleri arttırmanız gerekir. Ya da bir şeyleri
üretmeniz ve o değere göre bir koşul oluşturmanız ve o koşula göre de döngüden çıkmasını sağlamanız gerekir. Ama bunların yerine biz hem while hem de loop döngüsünü aslında çok da kullanmak zorunda değiliz. Çünkü for döngüsü aslında bütün işlemimizi yürütüyor. For döngüsünün çalışma şekli nedir? For döngüsüne bir iterator vermek zorundayız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz mesela bu sayılar üzerinde bir döngü oluşturmak istiyorsak for n in number. Bunu da numbers yapalım. Hatta buna da number diyelim. Daha mantıklı, daha güzel görünür. Mesela nedir? Burada for döngüsünün sınırları gayet net bir şekilde bellidir. Burada tabii hata verecek. Hata vermesinin sebebi bu bir dizidir ama bize lazım olan şey hata vermedi bana. Şak diye aldı. Nice. Sevdim ya. Benden hata verir ama iteration değil çünkü. Evet, gördüğünüz gibi for döngüsü gayet güzel çalıştı. Çünkü for'un zaten sınırları bellidir. Belli bir dizi içerisinde yürütülür for döngüsü. İşte şu dizi üzerindeki her bir eleman için şunları çalıştır diyorsunuz. Mesela işte birinci eleman için bunları çalıştır, ikinci eleman için bu komutları çalıştır, üçüncü eleman için bu komutları çalıştır diyorsunuz. O yüzden gayet güzeldir. Ha tabii diyeceksiniz ki peki ben her defasında böyle dizi mi oluşturacağım birden bir milyona kadar? Hayır, aynı Python'daki gibi şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela 0 ile 20 arasında. 20 hariç olur tabii. Bakın yine 0 ile 20 arasında. Ha tabii print komutunu hiç çalıştırmadığımız için ekrana bir şey yazdırmamışız. Number. Bakalım en son değerimiz mesela 19 olacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 19'a kadar yazdıracak mesela ekrana. Ama dediğim gibi mesela bu range fonksiyonundan türetiliyor. Range fonksiyonundan türetildiği için tam olarak range fonksiyonu değil aslında. Burada sanki slice kullanıyor. Tam emin değilim ama burada slice olması lazım. Range fonksiyonu şöyle miydi acaba? Şöyle yapınca mı range oluyoruz? Neyse. Range ya da slice her neyse. Her ikisi de sonuçta oluyor. Burada bir range oluşturuyor. Yani belli sınırları olan bir eleman küme oluşturuyor. Nedir işte 0'dan 20'ye kadar. Ha bunu yapmazsınız. Mesela elinizde bir dizi vardır. Aynı buradaki numbers gibi. Tabii numbers olması şart değil. İlla da sayılardan oluşacak bir dizi olması şart değil. Mesela diyelim ki elinizde bir obje vardır. O objeden oluşan bir listeniz varsa, diziniz varsa bunun üzerinde de yine döngü oluşturabilir. For döngüsü. Haliyle biz mesela for döngüsünde herhangi bir break komutunu işletmek zorunda değiliz. Ha programımızın akışına göre tabii ki bazı yerlerde break komutunu işletebiliriz. O ayrı bir konu. Ama standart olarak zaten biz break komutunu işletsek de işletmesek de for döngüsünün sınırları gayet bellidir. Sınırı dışına taşınca otomatikman sonlandıracak bunu. Ha birkaç reverse yapsak ne olur mesela? Şöyle gösterelim önce bakalım. Bakın bu defa dizlik kullandık. Bu dizilerin elemanlarının her birini tek tek ekrana yazacak mesela. Tersten yazdırmak isterseniz sadece şunu kullanmanız lazım. Gerçi rep iteration'a ait olması lazım. Yine de görelim hata versin. Evet. Rep exists for reference integer 6 but it straight bonds method rep exists iter diyelim. Iteration'a atayalım. Iteration'dan revision yapalım. Bakalım olacak mı? Evet, bu defa gördüğünüz gibi rev tabi burada diziyi önce itere ekliyorsunuz, iteration ekliyorsunuz, sonra rev diye söylüyorsunuz. Neden? Çünkü iteration trait'ine eklemlenmiş olması gerekiyor rev metodunu kullanabilmeniz için. O yüzden mecburen biz bunu önce iter dedik, iteration'e implement ettik. Ondan sonra rev'i çağırdık ve bu şekilde diziyi tersine çevirmiş olduk. Tabii şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 1 milyondan birden 1 milyona kadar diyorsunuz ya. İşte 0'dan 20'ye kadar. 0'dan 20'ye kadar dediniz.
Tabii burada parantez kullanmak zorundasınız. Neden? Çünkü rev, eğer parantez kullanmazsanız 20 nokta rev olur. 20 sayısı bir integer'dir. Dolayısıyla 20 rev diye bir şey olamaz. Biz bu yüzden bunu parantezin içine alıyoruz. Bu parantezin içinde oluşturulan range değerini rev yapıyoruz. Tersine çeviriyoruz yani. Ha, parantez olmazsa 20 sayısını tersine çevirmek isteyecek. 20 sayısının tersi yoktur. Evet. Başka ne var? Iteration'dan birkaç tane özellik vardı. Onu da göstereyim son bir tane özellik olarak. Mesela diyelim ki elimizde bir dizi sayı var. Ben geliyorum. Bu bir iteration'a ait olduğu için enumerate rev. Ya da rev enumerate mi yapsak? Öncelikle şöyle bir yapalım. Enumerate. Burada aslında şu. Dizinin ayrıca eleman sayısına, eleman sırasını da istiyorsanız, mesela burada hani yazıyor ya 0, 1, 2. Ben bir de eleman sayısını istiyorum. Ne olur ne olmaz. Belki işime yarar işte. Mesela 5. elemanı bana ver, 20. elemanı bana ver diyebilirim. Bunun için diziler üzerinde, iteration üzerinde daha doğrusu enumerate kullanabilirsiniz. Tabi burada for döngüsünde enumerate dediğimiz zaman i item number diyelim. I burada indeks numarasına işaret ediyor. Number ise işte mesela elemanın kendisini ifade ediyor. Bu indeks numarası, bu eleman. Mesela biz burada number yazdık ama bir de i'ye bakalım. Önce böyle görelim, number'ı görelim. Mesela bakın 0'dan 20'ye kadar geldi değil mi? Bunlar number. Ama 0'dan başladığı için mesela ben i'yi yazdırsaydım aslında i de aynı olurdu. Ama 5'ten 10'a kadar desek daha güzel olur. İşte 5'ten 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım diyoruz. Bakın 5, 6, 7, 8, 9 tam. Ama i ne diyecek mesela bize? I bunların indeks numarasını bize verecek. Bakın indeks numarasını veriyor. Bu arada rev yapsak nasıl olur? Rev öncesinde mi sonrasında mı olur? Hatırlama ihtimali var. Evet. Buradan yapınca elemanları tersine çevirdi. İndeksini de tersine çevirdi. Bu arada. Ama şöyle yapsak ne olur acaba? Rev'i önce yapsak. Rev'i önce yaparsak dizi tersine çevrilir. Enumerate'e gider. 0, 1, 2, 3, 4. Evet, aynen öyle. Rev'i öncesinde kullanınca elemanları ve indeksini de tersine çevirdi. Haliyle ben yine de indeksi de ters yüz ettiği için onlarla beraber 0, 1, 2, 3, 4 diye gitti. Ama mesela burada önce enumerate'i çalıştırsam mesela burada önce ne yapıyor? İşte enumerate ile dizinin elemanlarına ait indeks numaralarını alıyor. İşte mesela nedir? 5 için 0'dır, 6 için 1'dir, 7 için 2'dir. Bunları aldı. İndekslerini de verdi bize. Daha sonra biz bunu tersine çevirdik. Ama indeks numaraları aynı kaldı. Mesela 5 hala aslında 0. eleman. O yüzden nedir mesela? 9. eleman 4. elemandı. Önce 9'u aldı verdi bize. Sonra 8, 7, 6, 5. Neyse bu konu önemli değil. Sadece enumerate'i bilmenizde fayda var. Çünkü JavaScript kullandıysanız ya da Python kullandıysanız bunu çok fazla görmüşsünüzdür. Rust programlama dilinde de işte hem dizi üzerinde bir döngü oluşturmak istiyorsunuz hem de o dizinin hem indeks numarasını hem de o indeks numarasına ait elemanı almak istiyorsanız enumerate kullanıyorsunuz. Rev reverse'ten geliyor. Rev'i kullanmanız gerekmiyor. Rev sadece tersine çeviriyor. Çok da önemli değil. Eğlence olsun diye yaptım. Evet. For döngüsü de bu kadar. Yine de her dersin sonunda söylüyorum ama aslında başında söylemem lazımdı. Takıldığınız, anlamadığınız ya da yaptığınız örneklerde bir problem çıkarsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Çünkü burada ben ne kadar anlatırsam anlatayım, muhakkak surette siz bir örnek kod yazmaya çalıştığınız zaman hatalarla boğuşacaksınız. Çok dert etmeyin. Sorun.
Her şeyi de sormayın tabii. Her şeyi sormak aslında öğrenmek istemeyen kişilerin karakterinden gelir. Her şeyi sorarsanız demek ki hiçbir şey öğrenmiyorsunuz anlamı gelir, çıkar ortaya. Ama gerekli olan şeyleri sormaktan çekinmeyin yani. Başka ne diyecektim? Bugünkü ders için nasıl bir örnek yapılabilir? Aslında projektörün ilk 2-3 sorusunu bunları kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Bence deneyin. Mesela ilk sorusunu, projektörün ilk sorusunu hem for ile hem while ile hem de loop ile çözebilirsiniz. Deneyin, eliniz alışsın. Yani loop döngüsü nasıl kullanılıyor, while döngüsü nasıl kullanılıyor, for döngüsü nasıl kullanılıyor diye o örneği yapın mesela. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki eğitim konumuzda görüşmek dileğiyle ki bir sonraki konu biraz zor imiş. Neyse, hallederiz, sıkıntı olmaz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.